Hoş geldin kızım. Babacığım. Nasılsın? Ah, İskenderler de geldi. Baba, bu emrivakiyi yapmamış. Lütfen Rüya, uzatma. İskender, hadi. Yakışıyor mu sana böyle oyunlar anne? Sebepsiz yere ilişkinizi bitirmenize izin vermem. Lütfen. Rüya, rica ediyorum alttan al. Beni mahcup etme. Ben mi mahcup ediyorum seni? Rüya, lütfen. Merhaba. Merhaba Rüya Hanım, hoş geldiniz. Afiyet olsun size. Rüya, lütfen. Otur konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Benim de. İskender, sen yapma bari. Kararımıza saygı duyun, karışmayın. Rüya, yeter bu kadar şımarıklık. Şımarıklık mı? Rüyacığım, çiçek için hepimiz çok üzgünüz. Talihsiz bir kazaydı maalesef. İskender de böyle olsun istemezdi. Anne, savunulmaya ihtiyacım yok. Senin yok, çiçeğin var zaten. Öldürüldüğü için. Ben sana asıl katilin kim olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Söyle, orayı sen seçtin de yangın senin yüzünden çıktı de. Asıl katil sensin de söyle. Çocuklar, lütfen biraz sakin olur musunuz? Oturun şuraya artık, lütfen. Peki ya çiçek İskender'i öldürseydi? O zaman da böyle mi derdiniz Hülya teyze? Ya da İskender çiçek yerine beni içseydi baba? Her şeyi unutayım istiyorsunuz, eskisi gibi olalım. Neden? Çünkü çiçek kimsesiz, çünkü çiçek sahipsiz. Güçlü değil, zengin değil. Kurban edilebilir, öyle mi? Rüya, demagoji yapma. Sen de mi böyle düşünüyorsun baba? Kızım, üzgün olduğun için olaylara farklı açıdan bakıyorsun. Afiyet olsun size. İhbarda bulunmaya geldim. Ne ihbar? Çiçek Görgül'ün ölümüne İskender Kayabey'le sebep oldu. Yaşlandım. Sonra Çiçek bir daha ayağa kalkamadı. Siz o sırada bayılmak üzereydiniz değil mi? Konumuz bu değil. Ben ne gördüğümü biliyorum. Dumandan etkilendiğinizi, yürümeye çalışıp yere düştüğünüzü söylediniz. Ben mi yanlış anladım? Hayır. Ama bunlar gerçeği değiştirmiyor. Gerçeğin ne olduğunu daha bilmiyoruz. Siz bir ihbarda bulundunuz. Biz ifadenizi alıyoruz. Savcı da soruşturmaya yer olup olmadığına karar verecek. Bana inanmıyorsunuz. İfadenize ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şuraya imza. İskender itmeseydi Çiçek bugün hayatta olacaktı. Belki de Çiçek Hanım düştüğü yerden kalktı, dışarıya çıkmaya çabaladı. Sizin gibi dumandan etkilendi. Sonra hayatını kaybetti. Her ihtimali düşünmemiz lazım. İhbar edilen İskender Kayabey'le ölen öksüz yetim Çiçek Görgül olduğu için mi? İddianız dışında kanıt, başka da görgü tanığı olmadığı için. Hukuk sistemi delille ilerler. Bunu benden iyi biliyor olmanız lazım. Ben artık bildiklerimden emin değilim.
Hiç değil. Neyi var? Çalışıyor işte. Tıkır tıkır. Saat gibi aynı. Sen bir bekle bak. Bekle. Tamam, bekliyorum. Yardımlık bir şey var mı abi? Yok. Aç mısın lan? Olur abi. Ulan bir kere de yok be lan. Eyvallah abi. Hah, bak durdu işte. Ya onun durduğu yerde sen devam et bir tanem. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Ömer, hep sen yüz veriyorsun bunlar ama ya. Tamam, şimdi Orta Doğu ve Balkanların en etkili yöntemiyle çözüyorum bu işi. İzliyor musun? Aa, çalıştı. Aa Ömer ya, lütfen değiştir şunu. Ya bir tanem, ben sana 2 sene önce satmışım bunu. Şimdi niye değiştireyim, söyler misin ya? Hadi değiştir, lütfen. Tamam, değiştireceğim. Tamam. Alo? Ben de kapatıyordum tam. Ha, müşteri vardı ya, açamadım. Nasılsın? Emniyete gittim bugün. Neden? İskender'i ihbar ettim. Ah be prenses, senin de bir ortan yok. Ya içine atıyorsun ya gidip her şeyi polise anlatıyorsun. Günler sonra ilk kez doğru bir şey yaptım. İyi misin peki? İyi hissediyor musun? İyi. Tamam, görüşürüz. Bunları da koy arasın oğlum. Aslında vitamin bu. Eyvallah abi. Hadi afiyet olsun. Ben kaçtım. Uzun abi. Abi vallahi haftaya bitireceğim verdiğin kitabı. Tamam oğlum. Çok uzatmadan bitir gel, sorun yok. Eyvallah abi. Kardeşim maşallah ayaklanmışsın. Ömer. Cemre gitmiş ya. Ha, biliyorum. Nereden biliyorsun lan? Yarın için sipariş ettiğiniz gelin çiçeğiniz. Arkadaşınıza bir ömür boyu mutluluk ver. İyi günler. Kızım neredesin? Her yerde seni arıyorum. Çiçek yaşasaydı yarın evleniyordu baba. Dün çiçeği geldi. Sipariş ederken o kadar heyecanlanmıştık ki. Tek hayali Ali'yle aile kurmaktı. İskender sadece çiçeği değil. Ali'nin de hayallerini, umutlarını öldürdü. Rüya. İskender'i polise ihbar ettim baba. Sen ne yaptın? Vicdanım sesini dinledim. Adalet yerini bulsun istedim. Ya o can pazarında yaşananlardan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sen de mi baba? Sen de mi inanmıyorsun bana ya? Tamam kızım, anlıyorum, üzgünsün. Anlıyorum, biri cezasını çeksin istiyorsun ama İskender suçlu değil. İskender çiçeği itti. Ya bir tutturmuşsun, itti. Nereye itti? Ha? Pencereden aşağı mı itti? Sadece yolundan çekilsin diye küçük bir hareket yapmış, o kadar. Ne fark eder ya? Ne fark eder? Kendini kurtarmak için başkasının hayatını bitirdi. Ya sen niye bana inanmıyorsun? Kızım inanıyorum ama sen sağlıklı düşünemiyorsun. Çünkü sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Gördüklerimi görmedin baba. Yangında atılan çığlıkları duymadın. Yanık kokusunu. Tamam kızım. Kızım tamam. Tamam, tamam, tamam. Nefes alamıyorum. Baba nefes alamıyorum. Tamam bir tanem. Keşke unutsam her şeyi.
Keşke unutsam kim olduğumu, nerede yaşadığımı. Unutsam rüyayı. Baba, ben hiçbir şey eskisi gibi göremiyorum artık. Anla beni. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Ne yapıyorsam seni ve ailemizi korumak için yapıyorum. Ne demek bu? Rüya değil. Lütfen İskender'i karşımıza alma. Lütfen. Ne mecburiyetimiz var bizim İskender'e? Hiçbir şey. Baba, açık konuş. Ali, Çiçek'in ölümünden İskender'i sorumlu tutarsa neler olur hiç düşündün mü? Yani İskender'i öldürürse Çiçek geri mi gelecek Rüya? Peki ya İskender kendini savunmak için Ali'ye bir şey yaparsa? Rüya, bu iş uzarsa hepimizin eline kan bulaşır kızım. Lütfen uzatma. Müsaitsen cüzdanı alayım. Evin oradayım. Arkadaşlar, Rüya Hanım geliyor. Rüya Hanım geliyor bu taraftan. Arkadaşlar, çekilir misiniz yoldan? Arkadaşlar, lütfen. İzin verebilir misiniz? Benim canım öldü. Canım öldü. Siz ama atacaksınız diye benim kızım öldü. Torunum öksüz kaldı. Allah'ın izin bulun. Keşke onun yerine sen ölseydin. Sen niye yaşıyorsun? Keşke sen ölseydin. Benim canım öldü. Sen niye yaşıyorsun? Benim kızım öldü. Keşke sen ölseydin. Arkadaşlar, bir müsaade edin. Keşke sen ölseydin. Kardeşim, müsaade edin. Lütfen, lütfen. Nereye götüreyim seni? Uzağa.
Tam storylik değil mi? Yani. Senden masulu göz çıktı ha. Normalim değildir aslında. Tamam o zaman sil gözyaşlarını. Kim kaybetmiş ben bulayım bu arabayı? Ömer abi bir tur attı sana. Olmaz oğlum hadi bak misafirim var ayıp oluyor. Hadi 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 abicim. Arabadan bile güzelmiş. Hadi hadi laflara bak ya arabadan bile güzelmiş. Hadi 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 bir tane hadi abi hadi oğlum lan hadi lan hadi. Kusura bakma ya. Çok tatlılardı. Ne tatlısı canavar bunlar ya. Oğlum koşmayın lan düşeceksiniz lan. Lan koşmayın. Kaç. Lan orada. Ömer abinin peşinden koşuyoruz. Yanındaki kim? Manitası. Aa. Ne olmuş kız? Ömer evleniyormuş. Buranın bana bu kadar iyi geleceğini düşünmezdim. Sen daha dur şov yeni başlıyor. Daha iyi misin? Derman olarak limon sıkıyoruz bak. Derman, derman. Merak etme temizdir. Yok ondan değil. Neyden peki? Ya tamam utandırmasana yani hiç gelmedim daha önce böyle bir yere. O zaman ayranın hepsini içiyorsun tedbir amaçlı. Tedbir derken? Zehirlenme diye. Komik olan ne acaba? İşte öyle bir şey. Nasıl bir şey? Öyle bir şey. Hadi nerede kaldı bu da be? Getir muzo. Buyursunlar. Memleketin en iyi ciğeri. Afiyet olsun. Teşekkür. Sağ olasın. Hadi prenses soğutma. Öyle olmaz ki o. Bak. Hemen gösteriyorum sana. Lavaş aldık bir. Sonra böyle geldik buraya. Şuradan bir. Yalnız olmaz. Domates. Biber güzel olur. Soğan. Yemiyorum desem koymayacak mısın? Ciğeri ayıp olur ama. Maydanoz koyuyorum senin içinde toks amaçlı. Önem veriyorsundur sen böyle şeylere. Bir şey de bilme. Vardır ya bilmediğimiz şeylerde. Buyurun efendim. İnanmam. Matruşka gibisin. Öyle açtıkça içinden yeni bir insan çıkıyor. Ya düzgün yesene iştahlı iştahlı ya. Yetenek var sende, kaptın bu işi. Çok lezzetliymiş ama. Çok güzel ya. Muzo, tazele bizi. Ne o? Üst sınıf kadın algın bir kırıldı. Eyvallah. Öyle olmaz ki, onun taktiği var bak. Onun ritüeli var, kuralları var bak. Bir. Hop, iki. Üç. Gerisini biliyorsun zaten. Kolaymış. Yetenek varsa hani bir iki daha gelelim, kompedan olursun sen bu işte. Ben senin yanında 1000 kilo olurum. Yanımda? Beraber, senle ben yani. Özür dilerim, hemen ağzıma acı biber sürüyorum. Sürme, sürme. Sürme. Acısız yenmez ki bu. Bak bir de bu var.
Yapma. Abim ikinciler geldi. Yeter. Şöyle yapalım. Buyurun efendim. Şöyle yapalım. Teşekkürler. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Çok güzel şeyler var. İşim bu, anlarım. Bunlar ne? Bunlar hikayeler. Yazıyor musun? Ben yazmıyorum, başkaları yazmış. Ama görsen ne anılar var içinde, ne hikayeler var. Başkalarının anısı. Okumak ister misin? Tahir'im, sevgilim, uyuduğum uyku, seyreylediğim dünya sensin. Tek doğam iyileşip yanıma gelmem. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Pardon? Öyle cevap vermiş Tahir. Bak. Seni sevmekten vazgeçersen ben öleyim Zührem. Bilesin ben ölümsüzümdür artık. Ciğerlerimdeki illetten korkum yok. Senin nefesin benim ciğerlerime doluyor. Gerçekten var mı böyle aşıklar? Var. Tahir'le Zühre işte. Sen inanıyorsun yani aşka. O aşkına göre değişir. Nasıl bir cevap bu? Çok güzel, çok temiz bir cevap bu. Tamam, açıklama bekliyorum. Ya mesele aşk değil. Mesele kime aşık oldun? Yani sen kimsin, ben kimim? İnsanlar birbirleri için uygunlar mı? Bizim yaşadığımız aşkın gerçekler önünde bir karşılığı var mı? Bunları düşünmek lazım. Yani teorine göre herkes dengine aşık olur o zaman. Yani bence makbul olan bu. Gerçek bir romantiksin. Aşkı ekonomi belirliyor. Ekonomi belirlemiyor ama öldürebiliyor. Ya bu olayı kafama takmam diyorsan da takarsın illaki. Yaşamış gibi konuşuyorsun. Ben şu mektubu alabilir miyim? Daha önce böyle bir aşk yaşadın mı? Bu kadar parlak, yüksek birine mi? Ömer! Ömer oğlum! Hoş geldin Seher teyze. Aa, lokma getirdim sana, seversin. Severim de, hayrola? Hayırlı bir iş için, yani bir beladan kurtuldum. Nasıl oldu Ozan? İyi, daha iyice, sağ ol. Bak, duymuştum da inanmamıştım. Vallahi doğruymuş. Ne doğruymuş? Ha, lokma bahane dedikoduya mı geldin sen? Ne ayıp. Yani sen de benim bir oğlum sayılırsın. Gelip bakacağım tabii. Sizi boş bırakmaya gelmiyor. Bunları ben akşam gelsem, evde konuşsak, bir kahve yapsan sen bana. He? Tabii tabii. Ha? Ama bak, bir tek şey de bana. Allah'ın adını veriyor. Bekar. Bekar. Oh, şükürler olsun. Hadi sen kal selametle. Kızım bana da gel. Kahve içeriz, fal bakarız. İnşallah. Gelir sen... anacığım, gelir. Ben göndereceğim. İnşallah. Söz veriyorum sana. Hadi. Hadi canımın içi, ne olursun. Hadi, hadi, hadi. Neydi bu şimdi? Dedikodu mahalleye düştü. Görücüye çıktın biraz önce sen. Ay yok artık, dalga geçiyorsun. Lokma yer misin? Yerim. Çay? Çok güzel çay oldu hakikaten. Efendim Ali? DNA raporu çıktı Rüya Hanım. Neredesin, geleyim? Yalnız kalsam daha iyi olur. Yarın görüşürüz. İyi misin? Çiçek. Raporu çıkmış.
Başın sağ olsun. Biraz su içer misin? Keşke beni kurtarmasaydın. Deme öyle ya. Acı insanı büyütür. İnsan en yakın arkadaşı gözünün önünde ölünce mi büyüyor? Ya da onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulunca mı? Böyle mi büyünüyor? Ben istemiyorum büyümek. Düşünsene sevdiğin kişi birkaç gün önce hayattaydı. Gülmüştüm, birlikte hayal kurmuştum. Canı yandığında üzülmüştüm. Ama o artık yok diyorlar. Sonra ellerini bir çukura bırakıyorsunuz da toprakla kapanıyor. Kaybettiklerin acısı hiç yok olmuyor ama kayıpların sürekli artıyor. Yıllar önce annem, şimdi Çiçek. Sonra sıra Cemre'ye gelecek. Cemre yaşıyor. Ne? Hayatta yani, yaşıyor. İyi. Nasıl yani? Sağlıklı yani şu an. Hayatta. Gerçekten mi? Gerçekten.